Binaların içinden çıkarıp park alanına <laughs> yönlendirmek için. Öyle bir şeye giriştik. Tabii bir senedir. E, toplu yaşamlarda yani yönetimin e, yönetim olmazsa olmazlardandır. Çünkü bireysel daireleri belki yani yönetmek çok kolaydır ama toplu çünkü su, yaşamlardan sonuçta binlerce daireye burada hizmet veriyorsunuz. Binlerce dairenin e, kat mülkiyeti kanununa uygun bir şekilde yönetmek gerçekten bir üst yönetimin işidir. Biz mesela burada e, personel olsun, işte gerekli e, almamız gereken işte ne bileyim e, yangındır, e, elektriktir e, veya işte sigorta açısından her türlü e, önlemimizi önceden e, Kat mülkiyeti kanununa göre veya yeni güncellenmiş yeni yasalara göre veya yönetmeliklere göre biz kendimizi o konuda şekillendiriyoruz. Ama tabii şimdi bireysel olduğu zaman bu bu konuların çoğundan maalesef haberdar ol, olmuyor insanlarımız. O yüzden de yönetim olarak her zaman profesyonelce yapılan üst yönetimi tercih etmelerinden yanayız yani. Çevreyi gerçekten güzelleştiren ve düzelten yine insanların kendileridir. Fakat burada gerçekten biz temizlik açısından çok ciddi anlamda sıkıntılar yaşamaktayız. İnsanlarımıza şöyle bir aidiyet duygusunun eksik olduğunu görüyorum. Yani kendi evinde gayet temiz ve düzgün olan bir ailenin çocuklarını maalesef kapısından sonra ve dışarıdaki davranışlarına baktığınız zaman gerçekten çok kendine ait olan işte bankı, parkı veya çevrede bulunan ağaçları, yeşil alanları çok hor kullandığının görmekteyiz. Mesela çok üzüldüğüm bir nokta da hala işte pencerelerden işte yemek artıklarının sirkelenmesi, işte pencereden hala çöplerin atılması gibi ciddi güzel olmayan görüntülerle karşı karşıya geliyoruz bazen. Bu da bizi gerçekten çok üzüyor. Bizim üst yönetim olarak, site yönetimi olarak buna ilgili çok ciddi bir yaptırımımız yok. Ancak biz tabii bizim buradaki teknik veya bizim buradaki idari birimlerimizden oluşan işte halkla ilişkiler birimin birimiyle görüştürüyoruz arkadaşları gelen vatandaşlarımızı o birim mümkün mertebe yani şikayet edilen vatandaş ve kat sakiniyle iletişime geçiyor onunla görüşüyor yani eğer görüşme sonucunda bir netice alabilirsek zaten sıkıntı olmuyor ama eğer gerçekten ciddi anlamda bir e, aileden kaynaklı ciddi bir sıkıntı varsa maalesef yani oranın e, başvurulması gereken merci artık savcılık olması gerekiyor. Savcılık veya ilgili kolluk kuvvetlerine gitmesi gerekiyor. Ona veya bu durumda da yani bir daire içinde eğer memnun olmadıkları bir komşuları varsa buna ilgili yapmaları gereken şey bütün kat sakinlerinden imza toplayıp ve direkt savcılığa başvurmaları gerekmektedir. Tabii ki toplu yaşamlar e, ciddi aslında e, özveri gerektiren bir durum veya ciddi üstünde düşünülmesi gereken toplu yaşamları çünkü herkesin şimdi bizim mesela ortak alanlarımız ortak yani adı üzerinde herkese ait ortak alanımızdır. Yani e, alt tarafta oturan bir blok sakini üst tarafta oturan bir blok sakininle aynı ortak alanı paylaşmakta. Yani e, bu nedenle bizim e, gerçekten ortak alanlarımıza ciddi şekilde sahip çıkmamız gerekiyor. Ortak alanlarımıza maalesef e, yeteri kadar bir Özen gösterilmiyor vatandaşlarımız tarafından. Yani bununla ilgili e, herkesin bu konuda çok duyarlı olması gerek gerekir. Yani en büyük problemi zaten çocuklarla çocuklarla yaşıyoruz biz. Yani çocuklardan kaynaklı e, genelde hasarlar meydana geliyor. E, tabii yani özellikle mesela blok girişlerinin cam kırma olayı bu ciddi bir e, hem maliyet hem külfet ciddi bir sıkıntı. Aynı zamanda yani kırarken bir de kendilerine de zarar verebiliyorlar. E, mesela Aynı durumda bir de çocuk oyun gruplarında da. Çocuk oyun gruplarında kırdıkları için kendilerine de zarar verebiliyorlar o tekrardan çünkü orada oyunu oynamaya devam ediyorlar. Bununla ilgili çok ciddi sıkıntılarımız var. Yani aileler tarafından sürekli bu konuyu çocuklarına anlatmaları, bu konuda uyarmaları e, gerekmekte. Sürekli bu konuyla ilgili bilgilendirmeleri gerekmekte. O aidiyet duygusunun e, çocuklara iyice aşılanması e, gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü aidiyet duygusu verildiği zaman çocuklar dışarıdaki eşyaya en az evinde, evindeki gibi görecektir ve bir daha da zarar vermeyecektir diye düşünüyorum yani. Site ortamında oturan vatandaşlarıma benim şu tavsiyem olabilir. Site ortamı dediğim başta söylediğim gibi ortak yaşam alanımızdır. Ortak yaşam alanımızda ki her şey ortak olduğu gibi ortak düşünmeli ve ortak hareket etmeliyiz. Vatandaşlarımızdan da temennimiz ve isteğimiz ricamız da budur.